Senin ses gitti hocam. Şu anda gelmiyor ses. Heh, şimdi geliyor. Evet, pardon. Kars rüzgarlı hocam. Her zaman rüzgarlı. Ben Temmuz ayında da iyi yağmur yağdığını hatırlıyorum. Yalnız bir kuraklık var sayın hocam. Yani Anladım. genel bir kuraklık var. Köylüler kuraklıktan şikayetçi. Bakalım tarım nasıl etkilenecek bu kuraklıktan. Tekrar herkese merhaba. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Soner Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bir keyifli bir söyleşi gerçekleştirmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum sevgili hocam. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasıl geçti bir hafta hocam? Bak bir hafta nasıl geçti? Ekran önünde geçti ağırlıklı olarak. Bu ekran önden kurtulamıyoruz bir türlü. Artık dönem sonu yaklaştığı için çocukları motive etmekte zorlanıyorum. Yani herhalde ya da kendim motive değilim, çocuklara mı motive olmuyor zannediyorum bilmiyorum. Ama hani dönemin başı kadar hevesli ve katılımcı değil. Onu söyleyeyim. Sendeki durumu bilmiyorum ama çocuklarda iyice bir şey başladı yani. Bitse de gitsek havası hani. Şu dönem bir bitse diye. Ama dönemin bitmesine çok var Şahin Hocam. Daha 4 hafta dersler var, 2 hafta finaller var. Temmuz'un ikinci, üçüncü haftasında bitecek bizim burada. Seni bilmiyorum ne zaman bitecek. Bizim haftaya son dersimiz var hocam. Ha, değil mi? Hadi gözünü aydın. Yani dönemi bitiriyoruz ama ben umutluyum hocam. Yani Eylül'de açılacağından gerçekten umutluyum. Yani zaten açıklamalar da yapılmaya başlandı ve açılsın diye düşünüyorum ben hocam. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama yüksek öğretimi açsınlar hocam. İlk öğretimi açsınlar. Evet. Kesinlikle açmaları gerekiyor artık hocam. Yani bu karşısında açılmasın diye direnen bir grup da yok. Ve sağlık iyi gittiği müddetçe herkes açılması taraftarı. Okulların, üniversitenin Doğru. eğitimin durmaması gerektiğini düşünüyoruz. Lokomotifi ülkenin eğitim sektörü. Kesinlikle. Ama bir Tabipler Birliği güzel bir rapor yayınladı. Ben çok tavsiye ediyorum herkese. Onlar uzman kişiler olduğu için nasıl bulaşır, okul nasıl açılması gerekir. Çok iyi bir rapor yazmışlar. Keşke onlar biraz şey olsaydı. Daha önceden okunup ona göre politika yapılsaydı. Keşke diye düşünüyor insan. Yapılamıyor. Evet. Peki hocam, geçen hafta telafiyi konuşuyorduk. Öğrenme eksikliklerimiz oluştu. Bunun herkes farkında. Bunu nasıl kapatırız, ne yaparız diye Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimlerini planladığını duyurmuştu. Çok büyük bir netlik yoktu ve geçen hafta konuşmaya başlamıştık. Eksikliğin çok büyük olduğunu konuşmuştuk. Yani kapanır gibi gelmediğini söylemiştik ama bir ayın da birkaç haftanın da bunun için ne derece yeterli olacağını, madem yeterliyse bu kadar kısa sürede eğitmek gerekiyorsa bu kadar öğrenciyi aylarca meşgul etmenin anlamı ne diye düşündük. Ama yani genel sözleri özetlemeye çalışıyorum. Hepimizin aynı düşüncede değildik elbette ama bazı eksikliklerini vurguladık, bazı önerilerde bulunduk, şunlara dikkat edilmeli diye. Telafi eğitimleri konusunda görüş belirtmek isteyen hocamız varsa hem chat kısmına yazabilir, soru olarak isterse söz isteyip Olabilir tabii. Bir sohbetimize dahil olabilir, söyleşi. de öğretmenlerimizi duyurmakta çok büyük fayda var bu telafi eğitimiyle ilgili. Çünkü tabii ki biz çocuk odaklı düşünüyoruz. Bu gayet normal. Ama bir de hani 1,5 yıldır yaklaşık online'da çocuğu tutmaya çalışan 1,2 milyon öğretmen var. Bu da acayip bir kitle. Hani öğretmenlere rağmen ya da öğretmenler için değil de öğretmenlerle birlikte bu iş nasıl yapılır? Çünkü ben bir lansman yapıldı Perşembe günü hocam. Takip ettiniz mi İstanbul'da? Evet. Eğitim Bakanı bir basın toplantısı yaptı. Ve orada telafi eğitimini anlattı. Telafi eğitimin odağında sosyal etkinlikler var. Telafi eğitimin odağında akademik öğrenme yok. Yani bunun kayıpları değil de
Daha çok çocuklar hani sosyal ortamda bir araya gelsinler, birbirleriyle oynasınlar, öğretmenle iletişim kursunlar. Bence bu doğru teşhis. Yani bu doğru bir tanım. Dün bir eski öğrencim iletti bana. Bir öğretmen grubuyla epeydir eğitim yapıyorlarmış. Mesela çocuklar salı günü okula döndü biliyorsun. Öğretmenlerin şöyle gözlemleri olmuş. Ya çocuklar göz teması kurmuyor bizle. O kadar alışmışlar ki ekrana bakmaya ve dinlemeye diye. Belli ki bazı patolojiler oluşmuş alanda. Onun için hani ben bu telafiyi şöyle düşünüyorum Şahin Hocam. Sosyalleşme amaçlı daha kulüp etkinliği tabanlı bir şeyler yapılacak. Ama bunu yaparken benim ufacık bir kaygım, öğretmenin de yorulduğunu bilelim. Yani öğretmen de yoruldu. Onu da hani öğretmene uyacak şekilde nasıl getirilir onu bilmiyorum. Ha evet. Zamanlama hatası. Mesela Gülşah Hoca zamanlama hatası olarak görüyor. Yani hocam şeyde çok geç kaldık sanki. Okulları açma işinde hep söylüyorum ben. Hani geçen hafta da konuştuk Şahin Hoca ile bunları ama AVM'lerle açıp AVM'lerle kapadığımız için bulaşının buradan olup olmadığını hiçbir zaman anlamadık. İnanın sizlerin illerinde durum ne bilmiyorum ama Ankara'da gidin Kızılay'a iğne atsanız yere düşmüyor. Yani o kafeler ağzına kadar dolu. Yani şimdi buradan bulaşı artıp da tutup vay okullar açıldı bulaşı arttı derlerse bu çok büyük insafsızlık olur. İnanın bu okulla ilgili değil yani. Ki Türkiye Tabipler Birliği'nin raporunda o kadar güzel anlatılmış ki yaş gruplarına göre. Çok ben zevkle okudum onu, ne olur bir okuyun. 2 sayfa bir şey zaten. Sizlerle de paylaşırım eğer isterseniz ama mutlaka okuyun ne olur. Aslında okullarda bize anlatılan hikayeyle gerçek arasında ciddi bir boşluk var. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşmıştınız hocam. Evet, paylaştım. Evet. Öğretmenlerinize öneriyorum sizi takip etmelerini. Şimdi aslında bizim sıkıntımız belki de bu telafi eğitiminde bir kez daha görüldü ki hocam. Öğretim programımız context based, bağlam temelli değil. Yani bir bağlam üzerinden gitmiyor. Öğrenciye kesirler hatırlayalım dediğinizde, ya hocam onu biz görmüştük. Onu biz duymuştuk, biliyorduk ama hiçbir zaman hadi gelin biraz maç konuşalım, spor konuşalım dediğimizde hocam onu biz konuşmuştuk denmez. Eğer yaşamın içerisinde bağlamlar, yaşamın içerisinden konular ön plana çıkan bir şekilde dersler tasarlanabilse, yani öğretim programı buna daha çok izin verse, dolayısıyla çocuklar tekrar yaptığını fark etmez. Çünkü hayatın içinden konuşmaya devam ediyoruz. Spor konuşuyoruz. Şimdi de konuşuyoruz, gelecekte de konuşacağız. Dolayısıyla bu bir tekrar değil. Bu günceli takip etme ile alakalı. Mevcut bağlam üzerinden, konuştuğumuz bağlam üzerinden kavramları konuşmak yaptığımız iş. Bu da aslında yaşarken hepimizin doğal olarak yaptığı şey, doğal öğrenme dediğimiz şey. İşte o ne biliyor musun Şahin Hocam? Hani öğrenme, hayatta kalma refleksi ya, nefes alma gibi. Onu da refleksel olarak yapıyoruz, dikkat edin. Evet. Yani nefes almanın bir eğitim programı yok. Ama öğrenmeye eğitim programı hazırlıyoruz. İşler karışıyor. Senin bu contextual learning çok önemli bir kavramı. Çünkü bir örüntü içinde değilse anlamlı değil. Hatırlanma ihtimali de çok düşük. Geçen size bunu anlatmıştım. Anatomi Derneği'nin şeyine katıldım, konferansına, kapalış konuşmasını yapmak için. Orada işte 250-300'e yakın şey, tıp fakültesi profesörü, anatomi dersi verenler. Dediler ki hocam hani biz anatomi yapı demek biliyorsunuz. Bir şeyin yapısı. Fizyoloji de işlevi tıpta. Biz dediler çok fazla hani dokular, organlar, hücreler her bir şeyin yapısını anlatıyoruz ve bunlar Latince çoğu kelime. Doğru. Ya Yunanca'dan ya Latince'den geliyor onların kökeni. Ve bu bizi zorluyor, öğrenciyi de zorluyor ki şunu unutmayın. Tıp fakültesi öğrencileri yüksek puanla girer. Bakın burası basit bir değişken değil. Yani bunlar hızlı öğrenebilen tipler zaten. Dedim ki ya bunu şöyle anlatamıyor musunuz? Hani acile gelen bir hasta
bir doktor ihtimali, yani ihmali ya da bir yanlış tanı sonucu hayatını kaybediyor. Mesela ona şöyle anlatsanız, işte o doktor şunu gözden kaçırmasaydı o hasta hayatta kalacaktı. Ve o anlatacağınız komponentleri onun içinde anlatsınız. Burada tek ne fark eder dedim, şu fark eder dedim, zaman. Bu daha fazla zaman alır öğrenilmesi ama daha zor unutulur. Şimdi eğer hocam siz bana bir paylaşım yetkisi verirseniz, ben öğretmen arkadaşlarımla, benim hocalık damarım kabardı. Şimdi şu hatırlama körlerini bir hatırlatayım istiyorum. Bu çok bizim alan olduğu için öğretim teknolojisi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bir şeyi öğrendiniz. Şimdi bakın ilk ertesi güne ne oluyor biliyor musunuz? O gün ders işledi. Şahin Hoca bize bilim, science öğretti, fen öğretti. Bakın ertesi güne yaklaşık %20'sini kaybederiz bu öğrendiklerimiz. Eğer aradan 3 gün geçerse bu kayıp %60'lara kadar inecektir. Ha, biz hani tekrardan kastım ne? Hani niye tekrar yapıyoruz? Mesela ödevle tekrar yapıyoruz, sınavla tekrar yapıyoruz. Bakın tekrar etmediğimiz takdirde aralıklı şeye geldiğinizde sevgili arkadaşlar 7. güne geldiğinizde öğrendiğinizin tamamı gidebilir yani. Yarısından fazlasını kaybedebilirsiniz. Ciddi, bu çok ciddi. Peki hani online'da bununla mücadele ederken ne yapıyoruz? Bakın önerilen nedir biliyor musun? Bu hani online'da teaching yapıyoruz ya. Burada da durum çok farklı değil. Şimdi Zoom dersi yaptınız. Ertesi gün inanın %60'a iner bu öğrenme. Yani %40'ını kaybeder. Hemen bakın bir hatırlatma mesajı. Bir SMS mesajı. Şaka değil. Üçüncü günde aynı konuyu cover edeceğiniz başka bir etkinlik yapın online. Mesela bu Zoom olabilir. Hani Zoom çok yaygın kullanılıyor. Ama bir hafta geçmeden bir discussion yapın mutlaka. Yani mutlaka bir tartışma. Gene bir öğrenciyle birebir iletişim. Online'da da böyle koruyorsunuz akılda tutmayı işte. Ama şunu unutmayın bakın. Burası önemli sevgili arkadaşlar. Üçüncü gün tekrar yapmadan, şimdi sınıfta dinledik Şahin Hoca'yı. Aradan 3 gün geçti. Yarısı gitti bunun. Bakın tekrar yapmazsanız yarısı gider bu. Ha. Eğer arayı ne kadar uzatırsanız o aralıklı tek, bakın tekrardan kastım şu. Herhangi bir etkinliğin içine girmek zorunda çocuk bu bilgiyi kullanabilecek. Eğer girmezse o bilgi rote learning, ezber öğrenmeye döner. Yani anlamsız şekilde geri getirir. Anlamlı şekilde değil de. Ha, onun için bunu unutmayın ne olursun sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bunu kapatayım, hocalık kısmı bitsin. Ben bunu çok anlatırım öğrenciye, öğretmen adaylarına. Çünkü unutmanın da bir algoritması var Şahin Hocam beyinde. Yani o da bir algoritma baktığında. Orada da bir zamana dayalı bir performans var. Ve ölçümler, bilişsel bilimlerin yaptığı ölçümler bize bunu gösteriyor işte hocam. Üçüncü gün ve altıncı gün kritiktir öğrenmede. Üçüncü gündeki kayıp çok ciddidir. Eğer bunu 4-5. güne sardığınızda daha zorlaşıyor. Tekrar yapsanız bile daha zorlaşıyor. Ama altıncı güne kadar hele hiç yapmazsanız tekrar falan o işlenen konuyu, bunun geri getirilme ihtimalini, öğrenilme ihtimalini %40'lara düşürüyorsunuz. Peki şimdi dürüst olalım. Sınıf içi öğrenmeye geri gidelim. Gözümüzden bir geçirelim o senaryoları. Çocuk kaç kere tekrar yapıyor öğrendiği şey. Hayır, duyuyor geçiyor, duyuyor geçiyor, duyuyor geçiyor. Sonra diyoruz ki bu çocuk niye öğrenmiyor? Vallahi zaten bilimsel olarak öğrenirse bilim yerinden oynar. Zaten öğrense garip. Hani bunun öğrenmemesinde sıkıntılı bir durum yok. Zaten bilim de öğrenmemesi gerektiğini söylüyor. Deney de onu gösteriyor zaten. Öğreniyorsa orada onu araştırmak lazım. Bu nasıl öğrendi böyle bir ortamda diye. Bence o bir hipotez, o bir araştırma konusu Şahin Hocam. Ben öyle düşünüyorum. Tabii hep olumlu örnekleri baz alarak öğrenmeyi anlamaya çalıştığımız için bahsettiğiniz problemlerle karşılaşıyor olabiliriz hocam. Yani lep demeden leblebiyi anlayanlar öğrenciler olduğu gibi bir de leblebi, çorum her şeyi gösterip yedirdiğiniz halde
öğrenmekte zorlanan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla bir kere de öğrenen öğrencileri merkez alan bir öğrenme kuramı zihnimizde oluşturduysa, dediğiniz gibi tekrarları önemsiz görebiliriz. Bu çocuk öğrendi, tamam. Ama evet, tekrarlar esas orta kesindeki yani o eğrinin ileri ucundaki değil de orta ve geri ucundaki öğrencilerin çok işine yarayan bir şey. Yani ileri %85'e karşılık geliyor sevgili kesinlikle, hocam. Evet. Popülasyonun %85'i. O %15'lik kısım zaten siz belki öğretmeseniz bile bir yöntemini bulup öğrenebilecek, bir seferde okuduğunda anlayabilecek bir kesim. Öyle çocuklar. Kesinlikle öğretim tasarımında o çocukları değil de belki de en geride olanları, ortadaki öğrencileri merkeze almak gerekiyor. Hedeflemek lazım. Dediğiniz doğru ama öğretmen hızlı öğrenen öğrenciyi seviyor. Ve öğretme hızını ona göre ayarlamayı da seviyor. Okul da seviyor çocuk. Çünkü bugün LGS var mesela. LGS sınavına girdi çocuklar. Şimdi her okul kendi okulundan derece yapan biri çıksın istiyor hocam. Doğru. Yani şimdi LGS'de biz şuralara öğrenci soktuk lafı her okul için önemli. Yani bu ister özel olsun ister milli eğitim olsun. Bu kadar da önemli değil. Biraz eğitim sistemi bu sınav yüzünden ve ÖSS'deki sınav yüzünden hızlı öğrenen çocuğu öne alan, merkeze alan bir sistem haline geliyor. Bunun da bedeli çok ağır oluyor hocam. Yani çok çok ağır oluyor. Çünkü çok büyük bir kitle, zaten bu çok kaliteli liseler ya da çok kaliteli üniversite bölümleri yüzde olarak çok dar. Siz de biliyorsunuz hocalarım. Oradaki popülasyon çok dar. Ama geriye kalan popülasyon, korkunç bir popülasyon, nitelikli eğitimden uzak kalmış oluyor. Şimdi bunun bedeli de ağır oluyor. Onun için bizim niteliğe önem vermemiz çok önemli. Şimdi bir Finlandiya örneği vereceğim gene. Ama çok Finlandiya eğitim sistemine hayran olduğum için değil. Ama bu uygulamalarını beğendiğim için. Biliyorsun Finlandiya'da özel okula müsaade etmiyorlar. Yani eğitim işi diyorlar, devletin, kamunun finanse etmesi gereken bir şey. Şimdi bizde efsane liseler vardır. Devletin de olsa. Değil mi? Evet. Mesela Galatasaray Lisesi. Sultanih değil mi? Ta yani 1800'lerin sonuna giden elimizdeki iyi. Kabataş Erkek Lisesi. Değil mi? Pertemniyen Lisesi mesela. Bunlara bir sürü ekleyebiliriz. Ankara. Deneme Lisesi. Bilmiyorum Ankaralı olanlar var mı içinizde? Evet. Hep tıp fakültelerini falan kazanan çocuklar oradan çıkardı. Finlandiya diyor ki ben böyle efsane lise istemiyorum diyor. Benim liselerimin hiçbir efsane olmayacak, averaj olacak diyor. Ama birbirine benzeyecek diyor. Arada fark olmayacak diyor. Bence bu doğru bir politika. Peki o parlak çocuklar. Şimdi onlara gifted'leri, hocam sen special education çalıştın biliyorsun o konuyu. Bu gifted ya da ne denir? Özel yetenekli. Çocuklar zaten öne çıkıyor. Sen onları fark ediyorsun. İşte bizim de bunu sistemimizde bir ilke olarak kullanmamız lazım. Bizim öyle efsane liselere falan ihtiyacımız yok hocam. Bizim birbirine kalitesi benzeyen, averajın biraz üstü liselere ihtiyacımız var. Böyle evet, yaptığımızda o %85'lik popülasyonun kaliteli eğitim aldığını iddia edebiliriz. Peki bunun döngüsü ne olur? Daha kaliteli bir hayat yaşarız. Hem bilişsel anlamda, hem duygusal anlamda, hem de sosyal anlamda. Cemiyet anlamında da kaliteli bir toplumda yaşarız. Daha böyle görgülü, daha kurallara saygılı insanlarla birlikte yaşarız. Onun için bizim biraz oraya kafa yormamız lazım Şahin Hocam. Evet. Burada gemisini kurtaran kaptan mantığı var hocam. Kendini kurtaran, suyun öteki tarafına atlayan kurtuldum ben diyor. Arkada kalanlar yani. Böyle bir kurtulma yok hocam ya. Bunun bize bir faydası yok. Hocam bu üstün zekalı, üstün yetenekli öğrencileri bir yere toplamanın hatasını biz çok yaşadık. Evet. Yani bir yere topluyorsunuz, orayı hedef haline getiriyorsunuz ve bir grup ve zümre tarafından orası ele geçirildiğinde Türkiye'nin geleceği ele geçirilmiş oluyor. Dolayısıyla bu çocukların bir yerde toplanmaktan ziyade birbirlerinden haberdar olarak etkileşmesini sağlamak gerekir. Yani
Ve sadece onların değil, oraya dahil olmak isteyen tüm öğrencilerin. Çok çok o kadar doğru bir şeye parmak bastın ki sevgili hocam. Evet. Ki bu beni en zorlayan şeylerden biridir. Hani Türkiye'nin ilk %1'ini alalım, bunları toplayalım. Bakın üniversitede bunu yapabilirsin. Ama ne olur K12'de bunu yapmayın. Neden? Bu çocuklar etkileşime girdikleri takdirde ha şöyle bir kaygıya kapılabilirsin. Ya bu az çalışan çocuklarla bu çok zeki çocuğu bir araya getirdiğimde bunun kalitesi düşüyor diye görebilirsin bu işi. Zaten yapılan savunma da bu Şahin Hocam. Ya biz bu kaliteli zekalar hak ettikleri eğitimi alsınlar. Tabii ki onlar için okulda ayrı sınıflar, ayrı dersler açabilirsin. Ya bazı dersleri onların farklı olabilir. Daha advanced, daha ileri düzey dersler alabilirler. Ama günün tamamını kendi aralarında geçirmeleri iyi bir politika değil. Diğer çocuklarla bir araya gelmeleri lazım. Ya bizim bütün derslerimiz müfredattaki çok üstün zeka mı gerektiriyor? Çok üstün bilişsel hız mı gerektiriyor? Ya bu çocuk beden eğitimini herkesle yapamıyor mu? Yani bu çocuk sanat etkinliklerini herkesle yapamıyor mu? Bu çocuk seçmeli dersleri herkesle yapamıyor mu? Bu çocuk Türk Dili Edebiyatı yapamıyor mu herkesle? Matematiğin bazı konularını herkesle öğrenirken, bazı konularda ekstra saatler koyduğunuzda işte bu üstün yetenekli çocuklar gitsin ona devam etsin. Niye? Hem merakı var hem yeteneği var. Her çocuk için değil ama. Evet. Yanlış mı düşünüyorum Şahin Hocam? Yani evet. Eskiden bilim teknik dergileri bu amacı çok güzel sağlardı. Yani gençler, çocuklar o dergiyi alırlardı, oraya yazı yazarlardı, orayı takip ederlerdi. Bu kesinlikle o öğrencilerin ortak noktalarının sayısını arttırmak gerekir. Ama örneğin Amerika'da yapılmış bir çalışmada, Termitler Projesi'nde ortaya çıkan şeylerden birisi şu. Bu üstün yetenekli, üstün zekalı insanlar ömürlerinin belli bir dönemlerinde asosyalleşip kriminal suç işlerine bulaşmaya başlıyorlar. Hayat Evet, dolayısıyla bunların toplumun içinde, hani hayatın içinde, insanlarla temas halinde sorunları görerek yetişmeleri lazım ki onların esas zevk aldıkları, mutlu oldukları şey sorun çözmek. Problem çok çözmekten çok mutlu oluyorlar ve hayatın içinde de problemler var. Eğer soyutlarsa hayattan hem problemlerimiz çözülmüyor, sosyal problemlerimiz çözülmüyor, hem de o problem çözmeyi seven insanlar, çocuklar problemsiz kalacakları için hayattan kopuyorlar ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyorlar. Çok güzel, çok güzel. En güzel çözüm kaynaşmak. Buyurun hocam, pardon. Şeyi hocam, şu iki evreyi atlamamamız lazım insanda. İnsanın bir geliştiği dönem var ki gelişim doğumdan ölüme kadar devam ediyor ama çok kritik bir dönem var gelişimde. Bir de insanın öğrenme dediğimiz evresi var ki o da doğuştan ölüme kadar devam eden bir şey. Ama onda kritik evreler var. Ve nereden bakarsanız bakın, ilkokulun neredeyse tamamı ve okul öncesi gelişim evresi çocuk. Çocuk gelişeceği dönemde öğrensin diye uğraşıyoruz akademik içerikleri. Akademik içerikleri öğrenmeye başlayacağı, olgunlaştığı dönemde de gelişsin diye uğraşıyoruz. Bu zıtlıktan vazgeçmemiz lazım. Akademik konuları 5. 6. sınıfta tanışması çok normal çocuk. Ama ilkokul 1, 2, 3, 4 değil sevgili dostlar. Hele okul öncesi hiç değil. Gene aynı eleştiriyi yapacağım. Okul öncesinde mühendislik eğitimi vermeye kalkıyoruz. Bu kadar komik bir şey olamaz. Yani Arşimet okul öncesi mühendislik eğitimi aldığı için mi o kadar buluş yaptı? Ne alakası var? Ya da Einstein fizik eğitimi aldığı için mi fizikçi oldu? Çocuk orada gelişebilse hocam, zaten o çocuktan her şey olacak ileride. Sanatçı da olacak, fizikçi de olacak, mühendis de olacak. Ama gelişmesi lazım işte. Duygusal olarak gelişmesi lazım. Bünye olarak gelişmesi lazım. Sosyal gelişimi, bilişsel olarak kapasitesinin artması lazım ki gördüğü konular mesela 5. sınıfta bölme yaptığında o ona zor gelmeyecek. Ve yapabildiği için sevecek. Çünkü insanlar yapabildiği ölçüde başarılı oluyor. Çünkü başarı başarıyı, başarısızlık da başarısızlığı besliyor. Çok küçük yaşta başarısızlık hissi vere vere gittiğimizde
Çocuk kopuyor hocam. Daha 5. sınıfa gelmeden eğitimden nefret ediyor. Ve benden bir şey olmaz diyor ve bunu öğreniyor. İşte onun için biraz şeye ihtiyacımız var Şahin hocam. Kendimize dönüp bakıp ki bu pandemi bence çok iyi bir fırsattı. Çünkü öyle bir dünya kriz yaşıyor ki şu anda arkadaşlar. Bütün eğitim sistemleri geçen Mart ayında sıfırlanmıştı. Kimsenin elinde hiçbir birikim kalmamıştı hocam. Bitmişti, her şey bitmişti. Ve biz orada çok hızlı yol alabilirdik Şahin hocam. Bütün sistemi alt üst edip gelişime ve beceriye dayalı bir müfredat hazırlayıp öğretmenlerimize bu müfredatı ikna edip bunun daha iyi bir müfredat olduğuna çok yol alabilirdik diye düşünüyorum öğretmenim. Ama biz şöyle, hani ben hep söylüyorum ya, müzik değişince dans değişir. Bu bir Afrika atasözü. Biz ayakkabı değiştirdik hocam, müzik değişince. Dedik ki acayip bir ayakkabı. Böyle parlıyor, cilalı, rugan, topuğu da var. Ne biliyor musun? Bu şeyi anlattık. En çok o tıklandığı, en falan. Yani ayakkabı değişti. Ama müzik değişince figürlerin değişmesi lazım, dansın değişmesi lazımdı diye düşünüyorum. Hocam, Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir fıkrası var. Bu arada kıymetli öğretmenlerim, konuşmak isterseniz lütfen el kaldırı işareti Evet. basabilirsiniz. Çok güzel bir fıkrası var. Diyor ki, kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede? Şimdi dediniz ya, istatistikler paylaşılıyor, tıklanma istatistikleri. Bu arada bazı YouTuberların tıklanma istatistikleri de 3 kat, 4 kat artmış. Şimdi çocuklar onu izliyorsa bunu nasıl izliyor? Bunu izliyorsa onu nasıl izliyor? Aynı anda ikisini nasıl izleyecek? Nasrettin Hoca'nın kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede dediği gibi bana göre çocuklar ekran bağımlısı oldular. Çocuklar ekranda daha uzun süre kalıyorlar ve istediğimiz içeriğin dışında da içeriklerle meşgul oluyorlar. Belki online öğrenmedeki öğrenme kayıpları unutmayla alakalı grafikte, hocam sizin bahsettiğiniz grafikte bu öğrendiğini de unutturan ders dışında izlediği videolar Çok doğru, çok doğru. Harika. çok önemli bir konu. Distractor'lar hocam. Bu arada chat'ten bir link paylaştım sizinle Evet. sevgili dostlar. Pygmalion efekti belki duymuşsunuzdur eğitimde. Bu Pygmalion Yunanca'dan geliyor. Bir Yunan tanrısı heykelinin onu yapan ne diyelim sanatçı yalvarıyor. Kendi yaptığı heykele aşık oluyor. Ne olur diyor Tanrı'ya, buna can ver diyor. Bu canlı olsun, ben bunu seveyim diyor. Tanrı da ona can veriyor. İşte Pygmalion o heykel. Bakın bu ne biliyor musunuz? Bunu mutlaka dinleyin. Şimdi ben size Türkçe bir video paylaştım ama İngilizce videolar daha kaliteli. İşin Türkçesi bunun anlatıldığı. Eğer İngilizceniz iyiyse İngilizcesini dinleyin. Bu etki çok önemlidir çocukta. Pygmalion efekt. Neden biliyor musunuz? Zeka başarıyı açıklamaz. Bakın gene söylüyorum. Çocuğun kendini nasıl hissettiği başarıyı açıklıyor. Ne yapın neydi sevgili öğretmenlerim? Bu Pygmalion efekti bir dinleyin. Ve bunun sınıftaki etkisine bir bakın. Ben öğrencilik yıllarımda tanışmıştım bununla. Michigan'da master yaparken Pygmalion efekti. Ben bunun ne kadar gerçek olacağı konusunda çok ikna olmayanlardandım Şahin Hocam sınıfta. O zaman YouTube falan yok ama hocam. Hani ne duyuyorsak hocadan duyuyoruz. Yani öyle şey yok. İnternet, ben sene 90-91 Michigan State'te master yaparken. Yani internet diye bir şey yok henüz. Ama sınıf gözlemleri vardı okullarda Şahin Hocam. Ki benim master döneminde bana en fazla katkı yapan o sınıf gözlemleridir. Hep söylerim. Yani sınıfta falan kimseye master yaptırmamak lazım Şahin Hocam. Öyle olmuyor iş. Yani gidiyorsun sınıfta görüyorsun ya öğretmenin ne yaptığını ve çocuğun ne yaptığını. O zaman kafada bütün teoriler oturuyor hocam. Hiç kafanda şüphe kalmıyor. Daha sonra ben bunu gene biz şey ilk öğretim sınıfında primary education school'da gözlem yapıyorum. O zaman öğretmen bana o kadar güzel haftalarca göstermişti ki onu, Pygmalion efekti. Sevgili öğretmenler, öğretmen adayları mutlaka bu videoyu seyredin. Olur mu? Yani belki müfredat anlayışımızın değişmesi lazım. Aynen. Bu akşam saat 21'de hepsi buradan süper fiyat günleri %70'e Mutlaka. YouTube'u açtım.
Reklam girmiştir. Reklam girdi, pardon, özür diliyorum. Oraya adblocker yüklemen lazım. Reklam yüklü, evet. O da açılması da zaman alıyor. Ama çok tavsiye ederim öğretmenlerim. Bunu bir dinleyin, olur mu? Kesinlikle. Unutmamak için bir kenara açtım hocam. Bu etkiler tabii ki farklı etkiler de literatürde var. Tabii Pinokyo biraz da belki aslında bir tahtanın, bir ahşabın canlanması benzer bir hikaye. Edebiyat dünyasında çok büyük edebiyatçılar var hocam. Yani psikolog diye anılmamış, filozof diye anılmamış ama kendisini edebiyatla ifade etmiş ve çağlar sonuna gelebilmiş kişiler. Ben geçen hafta hani ne tavsiye etsem diye bakınırken Dostoyevski, ki bence filozof, bir psikolog, çok önemli bir psikolog gibi konuyu ele alan bir insan. Başkasının Karısı diye bir kitabı var. Çok ince bir kitap. Yani kıskanç bir insanın ne kadar komik durumlara düşebileceğini gösterirken aslında ahlakın, başkalarının üzerinde aradığımız ahlakın kendimizle çok ilintili olduğunu söylüyor. Bu kadar kısa sayfada bu kadar güzel ifadeler, bu kadar güzel örnekler ancak Dostoyevski gibi büyük yazarlara mahsus olsa gerek. Çok güzel. Gerçekten de kendi ahlakımızı öncelikle sorgulamalıyız ki başka ahlakları değerlendirme fırsatına başlayabilirim. Belki hiç fırsatımız da olmayacak kendimizle ilgilenirken. Hocam dediniz bugün LGS ölçme değerlendirme konuşalım. Yani evet. Biz hep yaptığımız hata ölçme değerlendirme etiketlemeymiş gibi düşünüyor olabiliriz. Bu zannedersem bir yanılgı. Evet. Bu arada Hanife hocamız bir soru sormuş, onu da paylaşmak isterim. Okul öncesi ve ilkokul özellikle de hayat bilgisi öğretim programları için ne düşünüyorsunuz? Acaba sayın hocalarım diye sormuş. Şahin hocam en iyi sen cevap verirsin. Ben destek olabilirim belki. Hocam bir defa dersler arasına hayat koyuyorsak diğer dersler neyle alakalı? Yani hepsinin hayat bilgisi içinde olması gerekir. Yani matematik öğrenmek yerine bakkaldan alışveriş aslında bu işin özü. Dediğiniz gibi temel eğitim konularında az önce söylediğinizle alakalı olarak sordu herhalde hocam, Hanif Hoca. Yani bu tür akademik beceriler değil de daha yaşamsal beceriler, daha temel beceriler üzerine odaklanmak gerekir. Yani matematiğin adını belki daha sonra duymalı. Ama yaptığı işi öğrenmeli. Örneğin hocam logolarla oynamak. İki tane logoyu tutuyor, bir tane logo üzerine yapıştırıyor. Altına da dört tane küçük logo koyuyor. Aslında bu şu demek. Dört tane küçük logo, iki tane daha büyük logo demek. Bir tane de dörtlük daha büyük bir logo demek. Yani bölmeyi görüyor. Çocuğun bunlarla meşgul olması gerekiyor aslında. Rahat, huzurlu, sakin bir ortamda İletişim becerilerini geliştirirken bir yandan logolarla oynayıp bir yandan güzel eserler dinleyip izleyip bir zevk eşiğine ulaşması gerekiyor. Yani film izlerken o tadı alabilmeli, bir sanat eserine bakabilmeyi öğrenebilmeli, bir seyahat yapabilmeli, seyahat esnasında nasıl bir seyahat yapılacağını görmeli, bir müze nasıl gezilir onu görmeli. Sonra haydi başlayalım dediğimizde belki bir yılı aşmayacaktır. İlkokulda öğretmeye çalıştığımız her şeyi öğretmek için gerekli olan süre. Çok güzel. Ben de bu konuda seninle aynı düşünüyorum hocam ve onun için gene diyorum ki sevgili öğretmen arkadaşlara, ne olursunuz 1926 İlköğretim Programı'nın giriş sayfasını okuyun. Yani böyle harika bir şey olamaz ya. Böyle harika. Tabii John Dewey'in etkisi, yani onu da atlamamak lazım da. Çünkü 1924'te biliyorsunuz John Dewey Türkiye'ye çağrılmıştır ve rapor hazırlatılmıştır. Bu arada köy enstitüleriyle John Dewey'in raporu arasında bir ilişki yoktur. O internet efsanesi. Yani yok, John Dewey gelmiş de demiş ki siz zaten beni aşmışsınız, köy enstitülerini kurmuşsunuz. Biz köy enstitülerini 39'da, ya Atatürk'ün ölümünden sonra kuruldu köy enstitüleri. Onun için onlar tarihi kronolojik olarak da öyle değil. Yani o bir şeyler orada link kurulmaya çalışıyor, o değil. John Dewey'in yaparak öğrenme felsefesi, experiential learning,
Türk eğitim sistemini çok etkilemiştir o yıllarda. Ama ne olur 1926 müfredatının giriş sayfasını bir okuyun. Diyor ki, yani bir çocuk diyor matematik dersi yaparken diyor zil çalıp diyor teneffüse çıkıp sonra tarih dinlemez diyor. Yani böyle bir saçma şey olmaz diyor. Her şey diyor problemler etrafında anlatılır ve tek bir ders onun adı da hayat bilgisi dersidir diyor. Ama ne anlatılacaksa diyor hayattan bir problem gibi anlatılır diyor. Ve o derslerin adı olmaz diyor. Onun adı hayat bilgisidir. Hayatı öğrenir çocuk diyor. İlköğretimin felsefesi budur diyor. Ama mutlaka diyor yaparak öğrenir diyor. Dinleyerek değil diyor. Sene 1926 hocam. Yani keşke 1936 müfredatının da giriş sayfasını okuyun ne olursunuz. Orada da diyor ki biz iki dönem uyguladık bu müfredatı 1926'daki. Yani iki tane beşinci sınıf mezun ettik diyor. Şunlar eksik, bunlar fazla diyor. Bunları çıkardık, şunları ekledik diyor. Ama bakın hedefinde ne diyor biliyor musunuz felsefesinde? Mesela bu beni çok etkilemişti. Bu müfredatın amacı diyor toplumdaki bilimsizliği yok etmektir diyor. Bu acayip bir laf. Lack of science diyor hocam. Şimdiki müfredatta yazıyor mu Şahin hocam? Hayat bilgisi müfredatında şimdi toplumdaki bilimsizliği yok etmediği yazmıyor zannetmiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yazmıyor. Ve daha da aslında öğretim programında hocam yazılandan ziyade aslında öğretim programının bir de öğretmenler tarafından içselleştirilmesi gerekiyor. Çok güzel. Yani öğretmenlerimiz kesinlikle yeni şeyler yapmak istiyor ama her zaman yeni şey yaptığınızda da aslında bir şey yapmıyorsunuz. Bazı kendi tecrübelerini de işin içerisine katmak istiyor. İstiyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Yani o kadar kıymetli öğretmen var ki bunlar diyor ki ben şu birikimi de yansıtmam lazım. O halde kimsenin yerim dar dememesi için daha esnek, siz geçen hafta bahsetmiştiniz, beceriye odaklı bir program katmak lazım ki öğretmenlerimiz de kendi tecrübelerini bu programa entegre edebilsinler ve ani durumlarda hızlı değişimler yapılabilsin. Yani evet. Gözlem yapmak çok kıymetli bir beceridir. O halde gözlem yapmayla alakalı o beceriler tanımlanmalı ve sınıflara yayılmalıdır. Bugün deprem olur, ben başka gözlem yaparım. Korona olur, başka gözlem yaparım. Ama evet. Benim becerilere odaklanmam acilen gerekli bir şey. Artık çok geride kaldık bu program konusunda. Umarım, evet. Karşısında mevsimlik işçi var mı bilmiyorum. Yani köylerden giden var mı? Var hocam. Var mı? Şimdi bir mevsimlik işçi ailesini bir düşün hocam. Bunlar Mayıs'ta çıkıyor yollara. Çay Eylül'e kadar. Evet, Eylül'e kadar. Eğer Ege'ye gidiyorsa, Akdeniz'e gidiyorsa, Eylül'den önce de dönemeyin evine. Şimdi bu çocuğun, o aynı müfredat var ya, yani mevsimlik işçi ailede doğan büyüyen çocuğun anlayacağı şey o müfredattan senin benim çocuğumun anlayacağıyla aynı mı hocam? Mümkün değil. Yaşantılar aynı değil. Onun yorumu öyle olmayacak çocukta. İşte benim bir kırgınlığım, eğitim sistemine olan kırgınlığım aslında çok da atomu parçalama kadar önemli olmayan bu konularda. Yani böyle aşırı bir bilişsel kapasite gerektirmeyen bu konularda çok basit şeyleri yapmamakta direnmek çok üzüyor insan. Mesela öğretmenin onu otonomisi. Bakın o söylediğiniz çok doğru. Neden? Eğer öğretmen planlamada parçası değilse uygulamada da parçası olmuyor. Çünkü kendini onun içinde görmek istiyor. Ben şunu öğretmenlerden çok duydum sevgili hocam. Hem fen programları için hem de matematik programları için. Hocam bu müfredatı yazan adam bu yaş grubuna hayatta bu dersi vermemiş çok belli diyor. Niye hocam diyorum. Hocam hayır diyor. Bu sırayla öğrenmez öğrenci bunu diyor. Oradaki sıkıntı ne? Diyor ki bak biz pratiğini yapan adamız bu işin. 15-20 yıldır ben bu yaş gruplarına bu konuları öğretiyorum. Benim bir know-how'um var değil mi? Bilgi birikimim var. Ya bu müfredat onu kullanmaya müsaade etsin diyor. Başka bir şey demiyor öğretmen. Demek öğretmene ne diyeceğiz? Bak hocam bizim 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf bitirmiş çocuktan beklediğimiz beceriler bunlar. Hadi kazandırın bu becerileri. Yani
Beceri tabanlı bir müfredata dönmek zorundayız. Konu tabanlı müfredatla yıllardır hiçbir yere gidemiyoruz Şahin Hocam. Kabul edin. O konu tabanlı müfredatta ne işe yarıyor Şahin Hocam? Bu bizim sektörün belki en acı tarafı ama öğretmenler de bunu biliyor. Biz akademisyenler de. Bir sürü yayın evi kitap basıyor. Sonra bunlar dershane kitabı haline alıyor. İşte sen biliyorsun hocam. Daha sonra bunlar deneme testi ve bunların hepsi para. Yani biz başka bir sektöre hizmet ediyoruz bunu yaparak. Öğrenmeye hizmet etmiyoruz. Orada bir ekonomi var hocam. O ekonomi besleniyor bundan. Çocuk beslenmiyor. Öğretmen de beslenmiyor. Ha, zaten maddi gücü yerinde olan aileler ekstra ders aldırıyor, dershaneye yolluyor. O bu müfredattan etkilenmiyor Şahin hocam. Evet. İnan etkilenmiyor. Kimin çocuğu etkileniyor? Okuldan başka çaresi olmayanların çocuğu etkileniyor. Devlet okulundan başka. Bu kitle büyük mü? Çok büyük Şahin Hocam. Bu kitle popülasyonun neredeyse 1/4'üne karşılık geliyor hocam. İşte biz bunu heba ediyoruz. Yazıktır ya. Bu ülkenin en büyük sermayesi insan. Ha, öğretmende sıkıntı yok mu? Tabii ki var canım. Şimdi bizler akademisyeniz değil mi? Senle ikimiz. Sanki akademide ünvan taşıyanların hepsi o ünvanın içini doldurabiliyor mu Allah aşkına? Yok. Yani tabii ki değil. Yani her öğretim üyesi de öğretim üyeliğinin hakkını veriyor mu? Yok canım, alakası yok. Bana göre normalde öğretmenlik bile yapamayacak. Hani bir ortaokula koysan konu öğretemeyecek adamlar profesör ünvanı taşıyabilir bu ülkede. Gayet normaldir. Öğretmenler arasında da var bu tipler. Bana göre kesinlikle öğretmenlik yapmaması gereken tipler var mı? Var tabii ki. Niye olmaz? Her meslek grubunda var. Ama şimdi biz o kötüye bakıp da iyiden mi vazgeçelim? Şahin Hocam. Onların kaç katı kadar da iyi öğretmen var sistemde. Hocam vücut neden ateşlenir, neden ısısını yükseltir? Bunun cevabı çok ilginç. Aslında dediğiniz konuyla çok ilintili. Vücuda ait olmayan, dışarıdan giren hücreleri yok etmek için vücut ısısını arttırıyor. Bir şekilde de eğer vücut gibi milli eğitimde bir sistemse bizler o vücuda ait olmayanların vücuttan atılması için biraz sıcaklık yükseltmemiz gerekebilir. Evet, çok doğru. Benim bulduğum bir kitap var hocam. Çok önemli. Tüm dersler için geçerli. Belki temel eğitimde tek başına okutulsa okutulabilecek bir kitap. Hangisi hocam o? Hocam, Türkçe Sözlük. Çok iyi ya. İçinde yaprak da var, içinde çay da var, içinde neyi ararsanız var. Hayattaki tüm kelimeler var. Bunların doğru yazılmışı var, açıklaması var. Ve aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz ortak dili kullanma becerisini geliştiren bir şey. Bana bu Suriye'den ilk göçmenler geldiğinde öğrencilerimiz öğretmen soruyorlardı. Hocam ben bu çocuklara ne yapacağım? Diyordum ki kelime öğret. Hani bir sözlük ver, o sözlükten kelimeleri konuşmaya başlayın. Hocam bu ne demek, ne demektir diyen öğrenciye yapılacak tek bir yöntem var. Gel bir sözlüğe bakalım. Sözlüğe bakmak, sözlük üzerinden konuşmak, sözlük üzerinden konu seçmek, sözlük üzerinden aslında yaşamın üzerinden hareket etmek. Yani bu güzel bir hatıra olarak tüm katılımcılarımıza hediye olsun bence bu hatıra, bu anı, bu ifade. Umarım ben kullanmaya çalışıyorum, sürekli yapmaya çalışıyorum ama gerçekten de eğitim konusunda, ortak dil konuşma konusunda yapılabilecek ilk adım, hani başka adımlar da var şüphesiz ama ortak bir dil üzerinden ilerlemek, yani sözlük kültürünü oluşturmak. Ben de bir kitap da ben önereyim. Buyurun. Yani öğretmenler, öğretmen adayları bence çok da böyle zevkle okuyacağınız bir kitap arkadaşlar. Nedir hocam? Böyle reklam yapmamak için satılan sitelerin reklamı olmasın diye resmi download ettim. Onu da şuradan göstereyim. Ben biraz şeye gıcık oluyorum bu online satışı yerlere. Şimdi bu Gerald Gutek Amerika'da bir profesör. Ve öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmenlik mesleğinin felsefesini anlatıyor. Yani bu eğitim felsefesi ve ideolojik yaklaşımlar kitabı. Ben çok öneririm bunu. Meslektaşlarıma da çok öneririm. Kendi öğretmen adaylarımıza da çok öneririm.
Ne olursunuz ne yaptığınızı önce bir idrak edin. Ve niye yaptı? İdrak benim Türkçe'de, idrak Arapça bir kelime. Ama Türkçe'de kullandığımız Arapça kelimeler içinde en sevdiğim kelimelerden biridir. İdrak etmek. Consciousness hocam, İngilizcesi. Consciousness. Bilinçsiz eylemin bir faydası olmuyor Şahin hocam. Kişiye de olmuyor, karşıdakine de olmuyor. Ne yaptığımızın bilincine varalım. Onun için bu kitabı size çok öneririm sevgili arkadaşlarım. Ama okuması o kadar akıcı, o kadar güzel bir kitaptır ki size garanti ediyorum 3 günde bitirirsiniz. Elinize aldığınız. Ama dünyanın hani bilinen yaklaşık 5000 yıllık tarihi. Öyle düşünün ne olursunuz. Hani milattan önce 3000'in gerisine çok gitmeyin. Neden biliyor musunuz? 3000'in gerisine çok giderseniz oralar masal dolu. Yani elde bir şey yok oralarla ilgili. Hani bilinen, niye yazı yok, yazı yok arkadaşlarım, şey yok. Yorumlayabileceğimiz bir şey yok, kültür parçası yok. Alıyor o insanlık tarihini, kurumsal eğitime kadar getiriyor. Kurumsal eğitimi de bugüne getiriyor ve biz neyi, niye yaptığı çok güzel anlatıyor. Bunun arkasında ne var? Eğitimi niye böyle yapıyoruz ya da bunu niye böyle yapmaya kalkıyoruz? Bence Şahin hocam, eğitim fakültelerinde okutmamız gereken bir kitap. Evet, teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Bunu kapatayım ben. Kusura bakmayın, çok reklam yaptım ben bugün ama. Hayır, yok hocam. Kitap benim çok beğendiğim bir kitap hocam. Dilini de çok beğeniyorum ben. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, herhangi bir soru şu anda göremiyorum. Ben kaçırıyor muyum? Yok. Ben ölçme ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. EGS bizim majör bir sınavımız bugün. Kaç tane birinci çıkacak bilmiyorum bugün. Ama yılda değil mi yüzlerce birinci veriyoruz. Çıkıyor sınavda. Böyle de garip bir ucubeye dönüştü hocam bu iş. Şimdi çocuklara LGS'ye girmek bir zorunluluk. Şimdi aileler de bu baskıyı çok fazla hissediyor. Demek biz LGS dışında bir alternatif veremiyoruz. Ben onu anlıyorum. Değil mi Şahin hocam? Evet. Normalde hani LGS sınavı her çocuğun değil de belli çocukların girdiği sınav olması lazım. ÖSS de öyle. Ben ÖSS'yi de öyle görüyorum. Şu şeyi Community College mantığı var ya, Amerika'daki o 2 yıllık meslek okulu. Evet. Şunu anlamıyordum ben. Şimdi gelir düzeyleri çok yüksek bu adamların bizimle kıyasla. Ortalama. İşte ben Amerika'ya gittiğimde Türkiye'nin kişi başı geliri 2-3 bin dolarsa bunlarınki 30 bin dolar. 10 kat gibi bir fark var arada. Ya derdim ki her taraf üniversite. 4600 o dönem. Şimdi 6000'i geçti üniversite sayısı Amerika'da. 4600'ünü bu adam niye üniversiteye gitmiyor? Çünkü adama üniversite tek yolmuş gibi dayatılmıyor. Çok enteresan. Dayatılmıyor. Bakın şu anda Amerikan üniversiteleri tıp fakültelerine ve mühendislikleri adam bulmakta zorlanıyor. Bunları kim dolduruyor? Çinliler, Hindistanlılar, Türkler. Say babam say. İşte o sistem eğitiminin altındaki güdü de budur Amerika'da biliyorsun. Evet. Science, Technology, Engineering, Math. Neden? Kontenjanın %30'unu, %35'ini doldurabiliyorlar ve bunu ülkenin geleceği açısından tehlike görüyorlar. Şimdi Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok Şahin hocam. Bizimkiler ağzına kadar dolu. Doğru. Tıp fakülteleri de 111 tane tıp fakültesi var Türkiye'de. Ağzına kadar dolu. Kaliteli mühendisliklerin hepsi dolu hocam. İTÜ'ydü, ODTÜ'ydü, Boğaziçi'ydi. Hiç buralarda boş yer bulamazsınız bir tane. Orada şunu anlamıştım ben hocam. Lise eğitimi adama şunu öğretiyor. Bak sen şu becerileri kazandığında mutlu bir hayat yaşıyorsun. Yani bilişsel olarak herkesle aynı olmak zorunda değiliz. Neden? Şimdi bizim çocuklar kurdeşen döküyor biliyorsun. Yani artık o kadar sinirsel olarak geriliyor ki çocuk. Niye? Çünkü bir yere girmek zorunda, net sayısını artırmak zorunda. Diğer hani ona göre daha hızlı öğrenen çocuk bunu 2 deneme sınavıyla yaparken bu çocuk onu yakalamak için 20 deneme sınavıyla yapabiliyor aynı şeyi. Ama fizyolojik olarak çöküyor çocuk. O çocuğa şunu gösterebilsek, bak sen bu olmak zorunda değilsin. Bırak o gitsin o yolda. Bak senin de mutlu olabileceğin yollar var. Bizde bütün yollar kapalı Şahin hocam. Başka hiçbir yol yok. Ya üniversiteye girecek, acayip iyi bir bölüm okuyacak, ileride bir meslek edinecek. Ya da ABM'de güvenlik görevlisi yok. Başka bir şey yok hocam. Arada bir şey yok ya.
Mesela ben şu cam sanatıyla uğraşıp, ki biliyorsun cam sanatı çok zor bulunabilen ustalar artık, eskisi gibi değil. Ben böyle bir hayat yaşayacağım hevesi vermiyoruz insanlara. Niye biliyor musun? Çünkü bu insanlar o hayatları görmüyor. Ne dizilerde görüyor, ne okul kitaplarında görüyor. Bakıyor, zenginlerin hepsi ya mafya, ya doktor, ya mühendis. Bunu sunuyorsun işte çocuğa. Evet. Sonra bir şey haber dinliyorsun. İşte ODTÜ mezun dört arkadaş gitmiş. Binlerce dönüm zeytinlik almış. Zeytinyağı üretimi yapıyor. CEO'luk yapmış bunlar. Yüksek düzey firmalarda yöneticilik yapmışlar ama oraya dönmüşler. Görüyor musun eğitim sistemi ne kadar kötü? Evet. Belki bu adam yol yakınken hiç ODTÜ ile MODTÜ ile uğraşmayacaktı. Tamam mı sevgili hocam? Hocam benim Hanife hocamız söz istemiş. Hanife hocam merhaba. Merhabalar hocam. Kusura bakmayın bölüyorum ama Buyurun. şeyi aklıma geldi benim de. Daha öncesinde hani eğitim sisteminde tek yolumuz bu değildi esasında bizim. Yani ben 40 yaşındayım, 41 yaşındayım. Benim çocukluğumda da Anadolu Lisesi sınavları vardı. Ortaokulda girilen tek sınav Fen Lisesi sınavıydı. İlkokuldan sonra Anadolu Lisesi sınavı vardı. O zaman da tartışılıyordu bu. Hani çocuklar ilkokul 5'ten sonra bu sınava girmek zorunda mı? Çok o sınava hazırlanırken sıkıntı olmuyor mu çocuklar için diye. Ama buna rağmen hani Anadolu Lisesi'ni kazanmayan kişilerin de esasında bir gelecek planı, öngörüsü olabiliyordu. Şimdi dediğiniz gibi okulları da böldük. Nitelikli okullar ve normal okullar diye. Şimdi insan ister istemez kendi çocuğunun nitelikli diye etiketlenen bir okula gitmesini istiyor. Ha, o okulların ne kadar nitelikli olduğunu yine tartışırız. Hani o etiketi nasıl verildiği yine tartışılır ama ne ara buraya geldik? Hani ben kendi anne babamdan da dinlediğim kadarıyla liseden sonra üniversiteye gidenler gerçekten üniversiteye gitmek isteyenler. Yoksa lise mezunlarına iş olanağı, hayatını kurma olanağı zaten varmış. Yani üniversite tek yol değilmiş. Veya lise okumayanlar da esasında bir meslek sahibi olabiliyorlarmış. Yani biz ne ara buraya geldik? Sanki işsizliği eğitim kademelerini arttırarak, eğitim alınan yılı arttırarak öteliyoruz gibi geliyor bana. Şimdi de master yapıyor bütün çocuklar. Yani üniversiteyi bitirmek de bir şey olmuyor. Kurtuluş olmuyor bu işsizlikten. Ya da dediğiniz gibi Soner Hocam, hani o ya bir meslek sahibi olacaksınız ya da AVM'de güvenlik görevlisi olacaksınız. O iki ayrımdan kurtulmanın bir yolu değil artık. Hanif hocam, katılıyorum size. Çünkü siz benden çok küçüksünüz. Ben 68 doğumluyum. Ben bu sınavların hiçbirine girmedim. Biz üç kardeşiz. Üçümüz de girmedik. Evet. Ama üçümüz de çok iyi yerlerdeyiz. Çok iyi okuduk. Çok iyi. Niye? Ha bir de asker çocuğuyduk. Habire tayinle farklı farklı okullar Yani. görüyorduk. Hiç fark etmiyordu. Bakın ben Iğdır'da da okula gittim. Size o zaman Iğdır ilçeydi, Kars'ın şey değildi. Öğretmen yoktu hocam. Bir subayın eşi haftada bir iki gün bizi toplardı. Çünkü birlik sınır birliği. O zaman Rusya var sınırda. Azeriler nöbet tutardı hatta. Çok iyi hatırlıyorum. Okul yok. Bir şey yok. Sınır birliği. Bir tane şey akıyor işte oradaki dere, çay neyse. Bir onu hatırlıyorum ben yani ilkokul yılları. Ve bize okumuş gibi karne gelmişti dönem sonu. İlkokul 1'e Hayrebolu'da başladım ben Tekirdağ'da. Ama bakın bunlar bir risk değildi o dönem. Mesela Anadolu Lisesi sınavları. Ben bu sınavların o olduğundan haberimiz bile olduğunu zannetmiyorum. Ben şimdi Hocam hatırlamıyorum. özür dilerim, sözünüzü keseceğim. Ben Anadolu Lisesi sınavına babam hani artık müdürün ısrarını kıramadığı için girdim. Anadolu Lisesi'ni kazandım. Babam özellikle ayrıcalıklı bir okula göndermeyeceğim çocuğumu. Hani öyle bir okulda okumasını istemiyorum diyerek beni sokmuyordu sınava. Ne kadar? Kendisi artık okul müdürü hani parasından korkuyorsan sınav parasını ben vereceğim dediği için utanarak beni sınava soktu. Kazandım. Anadolu Lisesi'nde ne okuyacağımı da bilmiyordum. Yani hani bir sene hazırlık, ondan sonrasında nasıl bir eğitim programı, onun bilinçli bir şekilde Anadolu Lisesi'ne girmedim yani. Ama dediğiniz gibi. Motivasyon, ne kadar farklı motivasyon. Korkunç hocam. Şimdi Dilan hocamın bir sorusu var. Şeyi anlıyorum. Dilan hocamın burada sormaya çalıştığını anlıyorum. Hani tecrübe olmadan felsefe edinilebilir mi diye.
tecrübe felsefeyi biçimlendirir. Bu çok doğru. Ama bir de şu açıdan bakın Dilan Hocam. Mesela kanseri tedavi etmek için illa kanser mi olmak lazım? Yani tecrübe ve Kur'an, bunlar birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Biri diğerini hep besler hocam. Mesela bizim bu felsefeleri biliyor olmamız bunların ileride değişmeyeceği anlamına gelmez hocam. O tecrübeyle biz onları biçimlendiririz. Ama ben hep bu örneği veririm. Bakın bazen öğretmenler şöyle yorumlar da yapar. Hocam bu teoriler boş. İşte biz 15 yıldır öğretmenlik yapıyoruz. Bize soracaksın bu işleri. Tamam o zaman kanser hastaları kanser hastalarını tedavi etsin. Ya bu çok şey bir yani Şahin Hocam ne demek istediğimi anladın mı? Evet. Şimdi bakın tecrübe Kur'an'la desteklenmeyen tecrübe de bir yere varmıyor. Altında tecrübe yatmayan Kur'an da bir açıklık getirmiyor. Bunlar çok doğru. İkisi el ele giden şeyler. Ama ben bunun tecrübeyle şekillendiğine inanıyorum. En iyi örnek kendim. Benim bundan 20-25 yıl önce eğitime nasıl baktığımla şimdiki bakış açım arasında ciddi bir fark var. Niye? Çünkü tecrübe öğretiyor. Ha, ama benim bakış açım değişirken bunun kökeninin ne olduğunu bilmenin bana hiçbir zarar getirdiğini görmedim 53 yıllık hayatımda. Ben öyle bakıyorum Dilan Hocam. İkisi de lazım diye bakıyorum. Bir de modern filozoflar arasında kıymetli hocam, yani felsefeye bir felsefe tarihi boyutuyla bakılmaması gerektiği ve felsefeye hani Kantçılar, Spinozacılar gibi böyle farklı açılardan değil de bu ana ait ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanan bir felsefe geliştirmek gerektiği şeklinde bakanlar da var. Dolayısıyla eski daha önce düşünürlerin görüşlerini okumak tabii ki kendi düşünce dünyamıza katkı sağlayacak ancak şu an yaşadığımız eğitim sorunlarına odaklı da kendimiz düşünmemiz gerekiyor. Yani bize birilerinin filozof deyip dememesi çok önemli değil ama bizim derinlemesine düşünmemiz çok önemli. Çünkü şu anki düşünsel sorunlar ancak şu an yaşayan insanlar tarafından düşünülecek ve çözülecek. Daha önceki düşünürlerin ulaştığı bazı sonuçlar bize yol gösterecektir. Ancak belki yeni yollara ihtiyacımız olacak. Bu amaçla dün bir atanamayan öğretmenlerden birisi bir mesaj atmış hocam. Diyor ki bana, hocam diyor önümde bir felsefe kitabı var, bir KPSS kitabı var. Hangisini okuyayım? bu aslında şu anın bir düşünsel sorunu. Yani insan kendi okuyacağı kitaba seçemiyor olması çok ilginç bir durum hocam. Yani bu düşünülmesi gereken bir konu. Ben şöyle düşünüyorum. İnsanın bir mesleki yönü var. Yani para kazandığı mesleğiyle alakalı bir boyutu var. Orada mesleki anlamda kendini geliştirmesi gerekiyor. Bir de insan bir varlık, istekleri var, arzuları var, kendi dünyası var. Bununla alakalı ihtiyaçlarını da gidermesi gerekiyor, okuması gerekiyor. Dolayısıyla bunları da bir denge halinde yapması gerekiyor. Yani benim eğer tüm dünyam mesleğim olursa ben bir tükenmişlik yaşayabilirim. Ya da benim tüm dünyam mesleğimle alakalı olmayan bir dünya olursa ve mesleğimi hiç zaman ayırmazsam bu sefer de mesleğimde başarısız olurum. Bunun bir dengesini tutturmak lazım diye düşünüyorum. Yani Einstein de biliyorsun hep şeye kredi verir. Der ki eğer ben der şu filozofu okumasaydım izafiyet kuramıyla gelmem mümkün değildi. Oradaki ilişkiyi o felsefe sayesinde anladım der. Çünkü baktığınızın ne olduğunu anlamada bazen lenslere ihtiyacınız vardır. Mesela biz şimdi Hubble bizim için en önemli teleskoplardan biri uzaydaki. Yani biz uzayın 13.6 milyar yaşında olduğunu falan Hubble sayesinde hipotez ediyoruz. Ama işte oradaki lense çok muhtaçız. Niye biliyor musunuz? Çıplak gözle baktığınızda görmüyorsunuz. İşte felsefe oradaki lens. Güzel. Ama peki orada her gördüğümüzü doğru mu yorumluyoruz? Zannetmiyorum. Şimdi Şahin Hoca bilir, şimdi yeni bir teleskop Amerika'ya olacak ama bir türlü parayı harca bitiremedi. Webb.
NASA'nın eski genel müdürünün adı. Şimdi bu Hubble'a göre çok advanced bir teleskop arkadaşlar. Ve hani şimdiye kadar söylemlerimiz var ya, uzay genişliyor, işte 13,6 milyar yıl önce Big Bang oldu, büyük patlama. Bunların tamamı değişebilir. Hazırlıklı olun. Çünkü başka bir lensle başka bir dünyaya bakacağız. Ben işte marifeti şeyde görüyorum hocam. Ya bir tane Ray-Ban gözlük aldım, güneş gözlüğü. Yıllardır hiç gözümden çıkarmıyorum değil de o lensleri değiştirebilmek çok önemli. Farklı güneş gözlükleriyle güneşe bakmak çok önemli. Çıplak gözle göremiyorsunuz. Realite o kadar parlak ki. Yani onu çıplak gözle görmek, işte ben felsefeyi o lensler diye görüyorum Şahin Evet. Hocam. Kolaylaştırıyor. İnan çıplak hali çok zor Şahin Hocam, bakabilmek. Realite çok büyük. Neden? Çünkü realite tanımlı değil. Keşke tanımlı olsun. Yok ki tanım. Çok büyük. Felsefede buna sınır çekiyor hocam. Hani tarlaları parsellerler ya, gelip de şeyler, Evet. harita mühendisleri. Felsefe bunu yapıyor. Bakın sen uçaktan baktığında o geometrik şekilleri görüyorsun ya, bölmüşler, ona göre ekmişler. Bak o lens sayesinde oluyor. Aslında o tarla tek bir parça baktığında, onun realitesi. Ama o tek parçaya baktığında hiçbir şey görmüyorsun. Anlayamıyorsun, sınırları da göremiyorsun. Güzel bir benzetme oldu hocam. Ben bunu çok kullanırım, felsefe. Çünkü bizim öğrencilerimiz de bazen doktora dersinde şunu der: hocam felsefe ne işe yarar? Güneşe çıplak gözle bakmayı bir dene. Sonra da bir de güneş gözlüğü tak. İşte o güneş gözlüğü ne işe yarıyorsa felsefede o işe yarar. Yani. Evet. Diyelim bugünü böyle bitirelim. Hocam, ben bir son bir şey söylesem olur mu? Tabii ki. Çok önemsiyorum. Ölçme değerlendirme konuştuk ya. Ölçme değerlendirmenin, benim öğrencilerim var, görüyorum şu anda, bilirler. Benim en çok ölçmede öğrenmenin devam etmesi ilkesi. Yani soruları cevaplarken de öğrenmenin devam etmesi gerekiyor aslında. Çünkü bu öğretmene de bir dönüt, öğrenciye de bir dönüt. Tabii en iyi öğretici Ölçme aslında. de Doğru. ortaya. Ama aynı zamanda hani sınavı yaparken de bu son zamanlardaki sorularda bir ölçü yapılabiliyor. Yani soruyu okurken aslında öğrenme devam ediyor. Bir parça okuyor ama bu boyutunun, öğrenmeyi devam ettirme boyutunun ihmal edilmemesi, dönüt boyutunun ihmal edilmemesi gerekiyor. Ben mesela şunu mutlaka sormak isterim. Umarım aramızdan bir yetkili gün gelir çıkar ve bu soruyu unutmaz. Şimdi biz LGS'de çocuklara bir sınav yaptık. Sınavın bir sonucu oldu. Bu çocukların eksiğini gördük. Bu eksiklikleri nasıl gidereceğiz? Yani şu anda bir eksiklik göreceğiz. Bazı çocukların bazı konularda başarısız olduğunu göreceğiz. Bu başarısızlığı göre göre bir üst sınıfa nasıl geçecekler? Doğru. Yani bunu kabullene kabullene, bunların okuduğunu anlamadığını bile bile, hedeflediğimiz soruları yapamadığını göre göre bir üst noktaya nasıl geçecekler? Bunun feedback'i, geri dönüşü nedir? Yazın sınavlar oluyor, Eylül'de hiçbir şey olmamış gibi başlıyoruz. Yani bu katkı sağlamıyor. Bunu söylemek istiyordum. Ben de teşekkür ederim. Şahin Hocam, şöyle noktayı koyalım. Olgunluk testleri önemli. Evet, Bekalorya'lar. evet. Aslında belli yeterlilikleri ve becerileri gösteren çocukların farklı kulvarda devam etmesi, bu yeterliliğe sahip olmayan çocukların da eksikliklerinin giderilmesi lazım. Bu çok doğru. Test şunun için önemli. Gene akılda kalsın diye bu örnekleri veriyorum. Yanlış anlamayın ne olur. Kan testi yaptık. Demir eksikliği çıktı. Seneye bir daha gene çıkacak. Bir şey yapmadım Evet. ki. O zaman niye habire kan alıp bakıyorsun? Zaten adamda demir eksikliği var. Evet. Anemi. Ha. Yani bunun yerine mesela adama ilaç aldırdın. Oraya yerine koymak için. O zaman ölç. Bak bu anlamda. Niye? Bakalım demir eksikliği gitmiş mi gitmemiş mi? Biz habire alıyoruz kanı. Senin demirin, onu o da biliyor zaten demirin eksik olduğunu. Ama bir şey yapman lazım. Yoksa diğer ölçümün bir anlamı yok. Bu arada gene bir hocalık yapacağım burada, ne olur Tabii sabrınızı tabii. dilerim. Kusura bakmayın. Şimdi bakın, bu sınıf içi ölçmelerde sınav kullanıyoruz ama sınavın her formatı lütfen. Buradaki test kavramı quiz'e karşılık geliyor. Kafanız karışmasın. Bakın,
Etkileşim olmayan bir ders yapmaktansa test yapın. Not vermek zorunda değilsiniz. Daha iyi öğretiyor. Testin soru türü öğrenmede bir fark yapmıyor. Açık uçlu çoktan seçmeli. Eğer doğru düzeyde seçildiyse test sorusu öğretiyor. Sadece öğrenilen içeriğin değil, yani test edilen içerik sadece öğrenilenin test içeren kısmını kapsamıyor. Konunun tamamının öğrenilmesine de katkı yapıyor. Çünkü bilgiler bütüncül hatırlanılıyor. Parçalı hatırlanmıyor. Nasıl öğrendiyseniz örüntüyü öyle hatırlıyorsunuz. Hele bir de testin sonunda geri bildirim veriyorsanız neden doğru, neden yanlış, efekti, etkisi maksimuma çıkıyor. Eğer doğru tespit edebilirseniz hangi durumda test vermeniz gerektiğini, inanın öğrenme kazancı çok büyük. Hangi yaş seviyelerinde etkili? Her yaş seviyesinde etkisi ortaya çıkmış. Bakın bu notlandırma değil. Aman oraya takılmayın. Ölçme başka bir şey, değerlendirme başka bir şey. Biliyorsunuz. Şimdi sınıfta uygulanan testlerle sınıf dışında uygulanan testler arasındaki fark, sınıf içi testler daha etkili oluyor. Testlerde fazladan bonus, puan vermek falan da öğrenmeyi artırmıyor. Bu 8700'e yakın sınavın öğrenmeye olan etkisiyle ilgili yapılmış araştırmaların meta analiz sonuçları sevgili hocam. Tam 8700 araştırma 4 akademisyen tarafından yıllar içinde hocam analiz edildi. American Psychology Association, APA'nın Psychological Bulletin dergisinde basıldı bu. Hemen bu yılın başında. 550 referansla basılmış bir makale bu sevgili hocalarım. Ve 8800'e yakın makale analiz edildi. Ve effect size'lar bakıldı. Onun için sınav değil ama test verme öğretiyor hocalar. Transferi de sağlıyor, akılda. Ha, o nereden? Biraz önce size hani göstermiştim ya. Hatırlama, unutma. Ha, işte oraya müdahale ettiği için sevgili hocam. Bak ben öğretmen adaylarını anlatırım. Ben o makaleyi sana yollayacağım Şahin hocam. Sen bir oku onu. Olur mu? Tamam. Biraz uzunca bir şey. Yani birkaç gününü alacak okuması. Ama çok kıymetli bir çalışma hocam. Çok kıymetli bir çalışma. Evet, evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki hafta iple çekeceğiz. Katılan tüm öğretmenlerimize, eğitimcilerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize... Evet. Evet. Aramızda atanamayan öğretmenimiz var. Umarım atanırsınız. Ama ben de Şahin Hoca da onu internette paylaşmış da bir 20 bin atama geliyor gibi sevgili arkadaşlar. Branşınızı bilmiyorum. Hani atanan branşta mısınız? Ama bizim bilgisayar öğretmenleri de atanmıyor. Yani hani çağ atlayacağız derken herhalde ip atlayacağız gene işin sonunda. 50 tane kadro açıldı bizim bilgisayar öğretmen. Onlar da atanmıyor. Nedir bilmiyorum. Gülşah senin branşın ne? Öğretmenlik branşın. Benim öğrencim hocam. Gülşah sınıf öğretmeni. Ben eğitimim. Sınıf evet, evet. Sınıfın atanması lazım ya. Sınıf öğretmeni açığı çok fazla. İnşallah hocam ekranlar yerine öğretmenlerimize bakarlar. Pırıl pırıl öğrenciler yetiştirirler öğrencilerimiz. Eğer bu çocuklar, bu öğretmen adaylarımız var ya bizim mezunlar. Bunlar ek ders ücreti karşılığı işe alınıp bu pandemi döneminde çocukları ekran önüne koymaktansa bu çocukların önüne koysaydık acayip fark yapardık ve daha az para harcardık. Size net söylüyorum. Tercihinizi insan yönünde kullandığınızda hep kazanıyorsunuz. Evet. Makine yönünde kullandığınızda onu üreten kazanıyor. Düşünün bakalım bu bilgisayarları kim üretiyor, kim ne kazandı. Ama Gülşah bizim ürünümüz, kimse üretmedi onu. Bunu anlamıyorlar işte. İnsanına yatırım yap. Teşekkür ederiz Şahin hocam. Bu emeğin sağ olasın. Bizi her hafta bir araya getiriyorsun. Evet. Arkadaşlarım haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler sana. Sağ olun.